Evet nurun dikişi olarak bugün de sizlere pratik bir şekilde küçük minyatür bir dar etek kalıbının çıkarılışını göstereceğim. Aslında kanalımda iki tane ayrıyetten büyük bir şekilde de bu tür kalıp videolarım bulunmakta. Ama instagramdan ve facebook hesaplarımdan gelen sorular üzerine tekrar böyle küçük bir şekilde minyatür anlatmak istiyorum. Beni instagram ve facebook adreslerimden de takip ederek pratik dikiş öğrenebilirsiniz kanalımda ister kalıpla ister kendi kıyafetinizle birçok videomla dikiş öğretiyorum hadi gelin başlayalım evet ön ve arka için iki tane kumaş ayarladım aslında ön ve arkayı iki taraflı da yapabiliriz yeterse bu şekilde bakacağım hani ben şu anda minyatür yaptığım için kumaşım az kumaşlardan yapıyorum ama siz büyük kumaştan önü ve arkayı aynı yerden çıkarabilirsiniz. Şimdi hemen iki katlı kumaşımı, iki katlı bakın katlı tarafını, katlı kısmını hemen şu şekilde ayarlıyorum. Evet, ilk önce çıkaracağınız eteği dikeceğiniz kişinin bel, kalça ve boy ölçüsünü hemen alıyorsunuz. İster kalıbını çıkarabilirsiniz, ister direkt böyle kumaşın üzerine bu dar etek çizile bilinir. Ben minyatür yaptığım için sayım küçük. Siz beliniz 70, 75, 80, 85, 90 kalçanız da aynı şekilde. Hangi ölçüde ise yaptığım işlemi mezurayı siz oraya getiriyorsunuz. Şimdi benim bel ölçüm 25. Evet bel ölçüm 25. İlk önce sizde 75 ise 70 ise bu şekilde 2'ye bakın bu bel ölçüm. Benim direkt bel ölçüm ama bunu 4'e katlıyorum. Neden? Çünkü 2 ön yapacağım. Geri kalanı da 2 arka olduğu için. Şimdi hemen bu şekilde yerleştiriyorum. Evet. Hemen önde ayarlıyorum bel ölçümü. Şekilde buraya yerleştiriyorum. Şimdi sizlerde belle kalça arası 20'dir. Bakın bunu 20 hesap ediyorsunuz. Ben bu bir minyatür olduğu için 20 yapmıyorum. Sadece küçük bir sayıyı kullanıyorum. 6'yı kullanacağım ama bu ölçü tekrar söylüyorum şu arası sizde yazıyorum 20 yani siz burada 20'yi buluyorsunuz ve kalçanın yerini işaretliyorsunuz. Şimdi hemen kalça ölçümü. Mezromu elime alıyorum. Kalça ölçüm 29. 29'u şöyle 29'u buluyorum. 29. Yine bunu 4'e katlıyorum. Bakın 4'e katlıyorum. 4'e katlayarak buraya koyuyorum ve hemen işaretimi koyuyorum. Burada hafif bir kavis yani kalçada hafif bir kavisimiz oluyor. Bu kavis bazı kalça genişliklerinde büyüyebilir, daha yuvarlayabilir, bu kadar düzde kalmayabilir. Bu bir minyatür olduğu için, küçük olduğu için siz buna bakmayın. Yani buradaki kalça ölçünüz şöyle yuvarlak bir şekilde daha geniş olabilir. Şimdi hemen belimden boyumu buluyorum. Boyumu 19 olarak kumaşımın yettiği yettiği yerden ayarlayacağım veya 20 yapalım. Kumaşımın yettiği bir şekilde. 20. Şimdi bulduğum kalça yerine boy yerine kalçamın ölçüsünü baz alıyorum. Bakın belin değil. Kalçam kaçtı? Kalçam 29'du. Tekrar 29'u buluyorum ve onu 4'e katlıyorum. 4'e katladıktan sonra hemen boyumun bulduğum yere boyumu bulduğum yere buraya işaretliyorum ve burayı aşağıya doğru ister mezronuzla ister bir cetvelinizle bu şekilde çiziyorsunuz bakın şu anda bu bir dar etek oldu bunu tek kalıba da yapabilirsiniz. Kalıbın üzerinde bu şekilde çizip bir kalıp oluşturabilirsiniz. İsterseniz iki katlı kumaşınızda bakın ön yani önün tümünü yapmış olursunuz. Bu şekilde. Şimdi bu bugün sabah da sorulan bir soruydu. Çizdiğim yerler. Evet şimdi çizdiğimiz yer bu çizilen yerler bizim makinada dikeceğimiz yer. Hiçbir zaman çizdiğiniz yerden kesemezsiniz. Her diktiğiniz kıyafette ister etek, ister pantolon, ister bluz etrafından bakın. ikinci bir çizgi ve buradan da belinizde de bir pay oluşması gerekiyor. Şimdi çizdiğimiz yerden hemen kesiyorum. Burayı da düzeltiyorum. Burada biraz daha yukarıda pay verebilirsiniz. Belinize de ayrıyetten ister lastikli ister kemerli yapabilmek için bir 10 santimlik veya 5 santimlik kemerinizi ayarlayabilirsiniz. İnce kalın bu size kalmış. Dediğim gibi bu işlemi ister kalıp yapabilirsiniz. Şimdi bunu şöyle size göstermek için karşı tarafa ölçülerini şöyle çıkartıyorum bakın bu bir ön dar eteğiniz bu bir ön dar etek bunun aynısını arkaya da yapıyorsunuz aynı arkada da eğer kalem etek yapmak istiyorsanız kalem etek bakın kalem etekte Buradan kal e, şu alt kalçanın hemen uç kısmından şöyle içeriye doğru içeriye doğru çiziyorsunuz. Bakın bu da eteğe dönüşür. Fakat eğer uzun bir kalemetik yapıyorsanız yırtmaç yapmak zorundasınız ya da kapalı yırtmaç ama dize kadar yap. Eğer dize kadar yapıyorsanız yırtmaça gerek yok. Eğer dizden aşağıda yapıyorsanız yürümede zorlanılacağı için kalem eteklerde yırtmaç yapmak zorundasınız. Evet aynı işlemi aynı işlemi arkada da bakın aynı işlemi arkada da yapabilir. Veya bu kalıbınızı bunu üzerine koyup tabi ters taraftan da şöyle bunu Şöyle üzerine koyup yine bir vurma işlemiyle de şöyle vurma işlemiyle de bunu çıkarabilir. Kalıbınızı buraya da çıkarabilirsiniz. İsterseniz üzerine koyup üzerine koyup bunu kesim işlemini yapabilirsiniz. Ve belde Pense isterseniz. Bunu da göstereceğim. Bana Instagram ve Facebook adreslerimden de ulaşıp takıldığınız yerleri sorabilirsiniz. Şimdi bunları alıyorum. Bakın. Dar eteğinizi şu şekilde makineden iki yanlarını çekerek dar eteğinizi dikebilirsiniz. Evet, buradan gördüğünüz gibi dar etenizi dikebilir. Kıvırma yeriniz bu şekilde. Etenizi kıvırabilir. Belinize de istediğiniz enlikte bir kemerle dar eteğinizi bu şekilde dikebilirsiniz. Nurun Dikişevi olarak YouTube kanalımda dikiş öğretiyorum ve Instagram ve Facebook adreslerimden de herkese yardımcı oluyorum. Bana ulaşıp istediğiniz soruları sorabilirsiniz.